remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Arkadaşlar bu videomuzda madencilik çarkı yapacağız. Spring Well olacak. Ne yapacağız? 100 tane etkinlik jeton harcayacağız. 307 tane var. Hesap Bahtiyar Açıköz abimize ait. Kendisi teşkilat sonrasındaki mükemmel insanlardan bir tanesi. Hesabını kullanıyoruz. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. 100 tane etkinlik jetonunu hesaptan kullanacağım. Sizlerden gelen videolar da olabilir. Sizler de hesabınızda çekmemi istediğiniz herhangi bir video olasılığı varsa elimizi güçlendiririz arkadaşlar. Böyle çeşitli videolar yapabiliriz. Sıkıntı yok. 100 tane etkinlik jetonu harcayacağız. Bakalım neler çıkacak, neler çıkmayacak. Hep çıkmayacak. Çıkmayacak. Bu olmadı neyse. Burayı kırpayım ya da kırpmayayım. Güzel oldu. 100 tane etkinlik jetonu harcayacağız. 1 tane dinamika. 200 tane rolük parçası, soğukkanlı varis, soylu mumya, ekstra olarak 150 büyüt tozu, 4000 tutuşturma ve kutsal kitap 3 tane ekstra olarak buradan alacağız arkadaşlar. Onun haricinde buradaki çok önemli bir kısım olan şanı kaldırmışlar. Önemli noktalardan bir tanesi püf noktalar. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Şanın kaldırılması iyi mi olmuş kötü mü olmuş bilemiyorum ama çok iyi olmamış onu söyleyebilirim. Neden diye sorduğunuz zaman şana buradan ne alabiliyoruz? Arkadaşlar şana takribi olarak 10K'ya yakın bir tutuşturma alınıyordu. 100 tane harcadığınız takdirde 10K'ya yakın bir tutuşturma alabiliyordunuz. Ama şu anda onun olmadığını görebiliriz. Yani burada bu bir dezavantaj olarak gösterebiliriz. Ekstra olarak 10 seviye nişan gelmiş. Dark Mage karabüyücüsü ve buradan efsane kahraman kalıntısı gelmiş. Bunları söyleyebiliriz. 10 tane tekrar harcayacağız. Ben 10-10 yapacağım. Bir 10-20 tanesinde bir açmayı düşünüyorum. Burada bizim işimize yarayacak neler var onları söyleyelim ilk öncelikle. Tabii ki deity nişanlardan bahsedeceğim. Ekstra olarak da çekilişimiz mevcut. Ben her videomda bunu söyleyeceğim. Kasım'ın sonuna doğru ve Aralık'ın sonuna doğru 2 tane çekiliş olacak. Çekilişlerimiz her bir 100'er TL'lik paket çekilişleri. 100'er TL totalde 2 kişiye de olabilir, 4 kişiye de olabilir veya 150 TL de yapabiliriz ama minimum bu fiyatta bir çekiliş yapmayı düşünüyorum ben. Ne yapacağız? Arkadaşlar Kasım'ın sonunda bir çekilişimiz olacak. Buna katılmanız için YouTube kanalımıza abone olacaksınız. Aboneliği ekran kaydalı Facebook grubumuza atacaksınız. Tek şartımız bu. Bu şartı yerine getirenler katılabilecekler çekilişlere. Ve burada önemli olan şeylerden bir tanesi şundan bahsetmek istiyorum. Birinci önemli olan ruh taşı çantası, bu güzel. İkinci olan onur rüzeti kırık işimize yaramaz. Kale sandı 5 ve 6 gayet iyi. 10 seviye 7 taşı da gayet güzel. Üstün özellikler kartı. Kitap o kadar önemli değil. Kitaba ek olarak da burada 10 seviye nişan ve burada efsane kahraman kalıntısı gayet güzel arkadaşlar. Bunlardan aldığınız takdirde çok ve çok fazla işinize yarayacaktır. 1-10 tane daha atacağım. Bakalım başka neler çıkacak. Şöyle inceliyoruz. 10 tane. Evet, buradan istediklerimizden verdi. Üstün özellikler kahraman kalıntısı gayet iyi, gayet güzel hesabımıza çıktı. Hesabımız teşkilatımız sonrasındaki 2 milyon hesaplardan bir tanesi. 2 tane hesabımız mevcut. Siz değerli arkadaşlar da loncamıza katılım gösterebilirsiniz. Tek şartımız aktiflik, lonca savaşına katılım, kale kuşatmasına katılım. Bu seferki Narsel savaşlarına katılım göstermiyoruz. 2020 yılının sondan ikinci Narsel savaşlarına katılmayacağız. Sonuncu Narsel savaşlarına katılmayı düşünüyoruz. Son kapanışı güzel bir şekilde yapıp noktalamayı güzel bir şekilde yapmayı düşünüyoruz. Bir 10 tane daha açacağım. Tabi 100 tane kadar açacağız burada. Neler gelecek neler gelmeyecek buradan bakıyoruz. İlk son attık, bir ilk son daha atalım. Evet, posta kodunuz dolu ve daha fazla ödül alamazsınız diyor. Aslında ben şöyle yapayım bunları. Hepsini al 2 defa yapayım.
Buradan inceliyoruz neler gelmiş neler gelmemiş. Burada posta kutusundan görmüş olduğunuz gibi gelen özellikler bence güzel. Eskiye nazaran iyi mi? Eskiye nazaran o kadar iyi değil arkadaşlar, bunu söyleyebilirim. Burada eskiye nazaran şöyle bir şey olmuş. Ödül segmenti küçültülüp dinamikaya önem verilmiş. Yani burada dinamikayı alabiliyorsunuz ama verdiği ödüller biraz daha basite indirgenmiş şekilde olmuş. Bunun altını size çizmek istiyorum. Başka neler var? Şimdi bir X10 X10 ile atacağız ve ardından son X10'u da 1-1-1 deneyeceğim ben. Buradan tek temennimiz zaten nişan gelmesi çok önemliydi tutuşturma için ama 10 tane etkinlik jetonu harcayana burada zaten 4000 tane tutuşturma verdiğini belirtmiş. Şimdi bunu da 1-1-1 şeklinde yapacağız. Yani X1 atacağız. Başka neler söyleyebiliriz? Bakalım neler gelecek. Evet, ilk son hakkımız var mı? 9 tane açacak. Neyse 9 tane atsın, sıkıntı yok. Evet, neler gelecek? Döndü, dolaştı, geldi. X3 bundan attı. Gayet güzel. Şimdi geldik sıra bunu açmaya. Açalım bakalım neler çıkacak. İlk açtığımızda 200 tane kutsal kitap. 3 geldi arkadaşlar. 4000 tutuşturmamızı aldık. Soylu mumyayı alıyoruz. Evet, soylu mumya bir sonrakiymiş. Bu arada büyü tozu 150 verdi. Bir yerde soylu mumya aldık. Soğukkanlı varis, cold hair, soylu mumya, royal mummy. Evet, devam ediyoruz. 80 tane dinamika kalıntısı verdi. Ve buradan dinamika, bir adet de dinamika elde etmiş olduk arkadaşlar. Gayet güzel. Şuradan nelerin geldiğini, nelerin gittiğini bir inceleyelim, bir bakalım. Arkadaşlar şöyle bakıyorum. Güzel bence, gayet güzel. Üst tarafta önemli bir şey var mı? Üst tarafta da güzel şeyler var aslında. Şöyle yapabiliriz. Şöyle bir ekran fotoğrafı alabilirim. Yani dinamikayı da göstermek açısından. 10 tane bir şey kalmış. Ne kalmış? Bunlar kalmış. Onur rozeti durumumuz ne durumda? Bunu açalım. Onları da alalım. 5238 tane açtık. Bir bakayım kaç tane alabilirim. Şu an için kullanılmaz diyor. Toplama yapılamıyor. Elinizi tutamazsınız. Daha demin açtık ama nasıl oluyor bu iş? Yanlış bir şey mi açtım acaba? Ha, büyük ihtimalle tutuşturma açtık biz. Bir bakayım. Yok, şan açtık. Aynen, şan açmışız. Bir bakayım şanı. 38.000 tane şanımız var. Gayet güzel. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Teşkilatma sonrasına aktif saygılı tüm arkadaşları bekliyoruz. Çekilişimiz bu şekilde. Bizlere vermiş olduğunuz destekler neticesini bizler de sizlere ne yapacağız? Çekiliş yapacağız. Para ödülleri vereceğiz. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde. Sizlerin de aboneliği ve videolarımıza like atmanız en önemli hususlardan birkaç tanesi bunlardır. Bunlar olursa gayet güzel olacak. Ek olarak başka neler söyleyebiliriz? Lonca savaşımız güzel gidiyor. 400 bin puan aldık. Lonca savaşında lonca durumları bu şekilde. Şöyle durumlar bu şekilde. Kale kuşatması olacak haftaya. İnşallah buna da güzel bir şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz. Hazırlanacağız. Güzel bir şekilde gireceğiz zaten. Yeti nişanlardan bahsedeceğim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorular varsa bunları bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şunun sesini kısıp şuradan bir reklam atalım. Tunan Ergen YouTube Dinamika Yeti Nişan videosu. Evet. Bununla alakalı da zaten son videomuz mevcut. Trendyol kullanmadan arkadaşlar Lonca Savaşı videomuzda mevcut bu. Bir önceki atmış olduğum video zaten. Başka neler yapabiliriz? Biraz kahraman seferi yapalım. Kahraman seferi nasıl olacak? Bir bunlara bakalım. Mesela buradan baltalı cezalandırıcı kullanalım. Cold Hair. Bir bunlara bakalım. Evet, dayımız vesaire hepsi mevcut. Zalim Drake'yi alıyoruz arkadaşlar. Buradan Yakuza elde edelim. Trend Tour çok işimize yaramaz. Kahraman seferinde Minotaur önemli hususlardan bir tanesi. Minotaur kullanabilirsiniz. Şöyle Zefrika'mız, Anka'mız. Anka biraz geride kaldı. Evet, burada Fırtına Tilki'miz ve Rambard'ımız işe yarardı ama gerisi kalsın bu şekilde. Bir başlatalım bakalım. Evet, şöyle bir yapalım neler olacak. Bu arada istek videolar varsa, bunu her videomda söylüyorum. İstemiş olduğunuz herhangi bir video varsa bununla alakalı da video yapabiliriz. Yani hiç sorun değil. Sadece bana yazmanız yeterli. Dinamika Yeti Nişan videosu veya Baltalı Cezalandırıcı veya güncel Zefrika videosu, Güvercin Efendisi videosu. Bunlarla alakalı güzel videolar yapmaya çalışırım arkadaşlar. Elimden geldiğince güzel içerikler yapmaya çalışırız. Zaten kanalımızda elimden geldiğince
hızlı bir şekilde büyümeye başladı zaten. İzlenmelerimiz arttı. Farklı segmentler, izlenme dakikalarımız arttı. Bu şekilde güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Şöyle, şuradan bir anka daha sallayalım. Bir durduralım dakikaya da bir kontrol edelim. Bakalım başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında burada çevir eşleştir, flip and win etkinliği vardı. Bir bakalım bu hesabımız ne durumda. Hem de bunu size göstermiş oluruz. Şöyle gelirse, evet geldi. Git'e tıklıyoruz. Bir 3-5-7. 3-5-3-7'de eşdeğer bir şey var. Hatta şuradan biz bu hesaba 1000 elmas alalım. 2000 elmas diyordum ya her videomda. 2000 elmas diyordum burada. YouTube kanalımızda mevcut vesaire gibisinden. İşte bu olay bu şekilde. Normalde dağıt geliyor 1031 yapıyorsunuz ama süresi geçtiği için artık dağıtı vermiyor. Bakın şu şuradaki puan düşmeye başladı. Mevcut ödül havuzu altındaki kısım düşmeye başladı. 30 saniye daha beklediğimiz zaman göreceksiniz ama ben 10 dakikayı da çok fazla geçmek istemiyorum. Videomuz bu şekilde. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Katıl butonuyla desteklerinizi bekliyorum. Cümleten selamünaleyküm. Allah'a emanet olun arkadaşlar.